This is sokak röportajları. Böyle bir şey var ya filmde onu puf diye koyuyor böyle. Adam filmi bile hatırlamıyor. Biler mi ne oldu? This is Sparta! This is YouTube muhabbetleri. Oradaki abileri hatırlıyor musun? 300 tane kaslı adam olduğu için herkes bir ara filme gitti falan. Hayır abi o testosteron için... Testosteron derken? Testosteron. Testosteron. Hayır abi testosteron. Teşekkür ederim. Testosteron var. Şunu ona doğru ye. Tosterol Antep'te mi? Antep'te abi küçük bir dükkanı var. Tosterol'a buradan sesleniyoruz. Bak bekliyoruz. Anlamadım bak. Az önce Umut ne dedi? Şuna dön, şuna bak. Şurada bir adam var, ona döneceksin. Ona doğru yapıyoruz. Toster dönecek mi bakıyor şey kanka? Kayıt başladı mı şu anda? Sokak muhabbetleri sokak mi, YouTube sohbetleri mi? YouTube sokak muhabbetleri. Söz geldiniz. Sokakreportajları.com YouTube muhabbetlerinde bugün çok sağlam bir konuğumuz var. Acayip sağlam. Ağır sağlam. Ne haber abi? Ne haber abi? İyiyim. Sizden ne haber? İyiyiz vallahi. Nasılsınız? İyi. Hoş geldin. Furkan ben daha önce sana mesaj attım Instagram'da. Hemen başlar başlamaz. Hiç cevap atmadın bana. Atmadı Instagram yani. Şeylerine mesajlarına cevap atmıyorsun demek ki. Abicim, aynen öyle. Sadece kızlara bakıyorum Instagram'da. İnanılmaz. Benim orada mesai yapmam lazım abi. O kızlar için bir eleman tuttum yani. Saatlerce orada cevap vermen lazım. Cevap vermiyor, veremiyor musun yani? Ya Instagram DM'yi kullanmayı bile açıkçası 4-5 ay önce öğrendim. Öyle o zaman hani bayağı bir malzeme kaçırmışım oradan. Tekrar at. Evet. Bayağı malzeme kaçırmışım. Görünce ağladın değil mi? Görünce ağladın. Lan ben bu DM'yi daha önce kullansaydım keşke. İnanılmaz! O anı yakaladınız yemin ediyorum. Nasıl baktınız? Nasıl bak? Bir şey diyeceğim abi. İnanılmaz yani. Gerçekten. Gözlerinden kan çıktı gördüm yani. Bana dizi Sparta yaptı. Yok ama şey normalde maillere kullan, falan... Kullan. Sağ ol abicim. Sen de paslaşırız ara sıra. Telefonlarına bakmıyorsun hiç. Mailin yoktu abi. Yoktu. O yüzden maillere falan bakıyorum. Sonra yani ben yorumlara falan da bakıyorum. Bir mesaj attım orada bir YouTube muhabbetine davet etmek için. Ondan yapma. Sonra denk gelmedi. Vallahi. Kusura bakma ama sen beni oradan davet ediyorsan. Bilemeyeceğim abi. Ne yapayım? Arar en abi. Kolay seni oradan takip ettiğim için oradan ulaştım. İnsan arar. Merak ettiğim bir şey var. Neden buyur. Ağır sağlam adı kanalı? Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Ağır sağlam değil. Ağır sağlam. Birleşik kelime o. Bunu herkes çok yanlış ağır yazıyor. Sağlam. Ağır kelime sağlam mi? Diye. Birleşik kelime yok öyle bir kelime. Ben yaptım. Ha sen yaptın oldu peki. Olmadı. Ben olmadı. Yo olmuş. Ben merak ediyorum neden ağır. Ha, ağır neden ağır? Bir izin ver anlatsın. Şimdi sağlam dedik ki sağlam güzel evet ama sağlam yeterince sağlam değil. Ağır onu niteleyen zarf mı oluyor? Sıfat mı oluyor? Sıfat oluyor. Dil bilgim rezalet. Her neyse abicim çok bulaştırmayalım. Ağır sağlam sağlamın daha ötesi gibi. Hani beyond sağlam gibi. Türkçe'ye yeni bir şey kazandırdık. Ağır sağlam. Çok ağır sağlam. Ya arkadaşlar arasında kullandığımız bir kelimeydi bu. Sürekli o işte falanca kız ağır sağlam var. Falan. Ağır başım ağrıyor. Ağır sarhoş olduk falan. Aynen öyle. Onun işte ağır sağlam. Ne zaman bayağı başladın? Güzel. 2014'ün sonunda başladık. Ama yani kanalı o zaman başladı. Spora ne zaman başladın? Ha spora ben 5 senedir falan spor yapıyorum. MMA ile uğraşıyordum eskiden. Yani karma dövüş sanatlarıyla. Ha ne güzel. Sonra işte biraz jimnastik yapıyordum. Ya eskiden yapıyordum. Ha. MMA ne aç bakayım mı? Mixed Martial Arts. Ha, dövüş sporu yani. Böyle bayağı adam Osmanlı bayılana kadar kafes dövüyorlar. Dövüşü. Son 2 senedir falan işte biraz daha ciddi şekilde yapıyorum. Hani disiplinli olarak. Ondan öncesinde tabii hobi olarak yapıyordum bu işi. Sonra baktık dedi ki bu spor bizim hayatımıza çok şey katıyor. Hı. Arkadaşım vardı bir tane. Semih o da. Onun da fanları çok. Ve onunla beraber dedik YouTube'da kendi yaptıklarımızı paylaşalım. Sonra insanlar bize sorular sormaya başladılar. Biz de biraz daha bu işi böyle bilimsel yapmayı sevdiğimiz için çok okuyan bir tipim ben. Bayağı ineyim yani bu konuda. O şekilde insanların sorularına böyle teknik şekilde yanıt vermeye çalıştık insanların anlayacağı dilde. Elit seviye sporcuların, koçların yaptıklarını herkesin anlayabileceği şekilde izah etmeye çalıştık. Hı hı. Sonra insanların hoşuna gitti falan derken buralara geldik yani. Ne güzel. Şahane. Harikaymış ya. Burada mesela benim izlediğim kadarıyla videolarını ve anladığım kadarıyla olayın birazcık daha sen dediğin gibi estetik ve sağlık Tabii. Aynen. Çünkü bir de bu olayda doğru bilinen yanlışlar da çok fazla var. Kesinlikle. Sağlığı çok tehdit eden hatalar da yapılabiliyor. Büyümek demek böyle sadece sağlıklı olmak demek değil değil mi? Yani tabii. Yani o kas geliştirme ve vücut geliştirme. Yani vücut gelişme sporu o. Daha bunun gibi bir sürü fitness dediğimiz şey biraz daha farklı. Mesela yoga yapıyorum dedin. O da bir fitness. Hı-hı. Yani baktığımız zaman. Ben daha çok şu anda kendim müsabık olarak powerlifting ile ilgileniyorum. O da güç sporu birazcık. Yani ne kadar ağırlık kaldırıyorsun falan. Doğru bilinen yanlış en önemli 3 tanesi hangisi? Güzel soru. Tebrik ediyorum seni. Çok süper güzel soru. En önemli 3 tanesi merak ediyorum. Birincisi, bu yapıyor çünkü de hatalar arada. Okay. Bu yapıyor o tarz sporlar. 3 tane sayacağım. Birincisi yani bu sporda insanların en çok atladığı şey hani ne olursa olsun gideyim spor yapayım ve egzersiz yapayım mantığı ama aslında yaptığımız şey bir disiplin. Yani bunu öğrenmek de lazım. Hani nasıl biz yürüyoruz her gün diye aslında yürümeyi biliyoruz anlamına gelmiyor. Bunu öğrenmemiz lazım. Bunun bir tekniği var. Basit.
öğrenilebilir ama bunu öğrenmemiz lazım. Bu yüzden ben özellikle baktıysan ana sayfamda bile egzersiz rehberi var burada mesela. Ve insanlara nasıl hareket edileceğini en baştan anlatıyorum. Hı-hı. Çömelme nasıl yapılır? İtme nasıl yapılır? Bunun üzerine kuruluyor zaten hareket. Yani önce hareket etmeyi öğrenmeliyiz. Hı-hı. Sonra spor yapmalıyız. Hı-hı. Bu birincisi. Hı-hı. En az dikkat edilen, en çok atlanan şey. Bir de en az izlenen videolar bunlar mı oluyor yoksa en çok izlenen mi ya bu seri birazcık yeni ve birazcık teknik olduğu için insanların direkt Google'da arattığı bir şey değil. İkincisi beslenmeyle alakalı söyleyeceğim şu anda o aklıma geldi. İnsanlar özellikle sporcuların çok böyle hardcore beslenmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Herkes bana soruyor neden sen işte tavuk haşlayıp brokoliyle beraber yemiyorsun falan diye. Onu da yiyorum. Ama yani bu beslenme olayı biraz daha insanların hayatını kolaylaştıracak şekilde yapılmalı. Benim kendime göre bazı prensiplerim var. Onları uyguladıktan sonra ben yine istediğimi yiyorum. Ama bu sporu bir hayat tarzı haline getirdiğimiz için daha kolay şekilde hani formdan düşmüyoruz. Ben tatlı da yiyorum ara sıra. Tatlıyla çok aram yoktur ama mesela beni böyle burgercilerde, kebapçılarda da görebilirler arkadaşlar. Yani beslenme zehir olmak zorunda değil. Ama önemli. Tabii ki çok önemli. Ama beslenmenin bazı prensipleri var. Örneğin kalori. Kalorileri birazcık anlamak gerekiyor. Bunun küçük hesapları var. Bunları birazcık bilmek gerekiyor. Bunun dışında öyle çok fazla hayatınızı zorlamanın bir anlamı yok. Yani o klasik işte kibrit kutusu kadar peynir yiyeceksin. Salatadan başka bir şey yemeyeceksin. İşte ekmek kesinlikle yenmez ya da şöyle böyle. Öyle çok kuralları yok bunun. Üçüncüsü de yaptığımız şey aslında vücudumuza bir stres yüklemek. Nasıl bir şey yaparsak, nasıl bir spor yaparsak yapalım. Vücuda bir stres bindiriyoruz. Ve bu streste hani bir yakının vefat eder mesela. Bunun stresiyle aynı şekilde proses ediliyor vücutta. Biz bu stresi yani kötü bir şey aslında. Yükleyip vücudumuzun ona adapte olmasını sağlayıp sonradan rahatlatmamız lazım. O rahatlatma kısmında da işte antrenmanları bir periyoz halinde yapmak, bir bilinç dahilinde yapmak yani idman şeklinde yapmak vücudu zorlamaktan ziyade ve güzel şekilde uyumak, dinlenmek, genel olarak pozitif olmak bu da yenilenme kısmına giriyor. Üç tane şey. Adam öyle bir anlattı ki şeye döndü. Bir öğrenci gibi dinlemeye başladı. Ben zaten çok merak ediyorum. Sınav bayağı güzel anlattı. Benim iki tane sorum var. Buyur. Bir supplementler. Evet. Ek aldığın besin maddeleri. Sporculuk gıdaları. Sporculuk gıdaları. Bunlar tehlikeli mi? Bir onu soracağım. Güzel. Bu önemli çünkü bilmeden çok kullanan insan var biliyorum. Ve aslında evet. Vücudunda bir şey alıyorsun yani. Kesin. İkincisi de ben çok şey görüyorum mesela spor yapmak altı yazıyor. Yaza hazırlanıyoruz falan. Yaz spor diye bir şey var mı? Bu ne kadar doğrudur? İnsanlar çünkü ben hani bence çok doğru bir şey. O yapacaksan abi hayatın değil mi? Yani bence de. Devamını sürekli kışla yazda ama yazın bir vücudum olsun göstereyim kafası da. Nasıl o konuda ne düşünüyorsun? Biz onu merak ediyoruz. Supplementler, sporcu gıdaları. Bunların amacı şu abicim. Bunlar aslında bizim gıdalarla aldığımız şeyler. Kreatin, sitrulin malat falan diye isimleriyle veriliyor. Sitrulin ne? Ama sitrulin malat. İşte ne bileyim. L-karnitin falan. Glukozamin, L-karnitin falan. Bunların hepsi amino asitler falan. Ben Latince biliyorsun. Aynen. İsimleri yani böyle teknik şekilde veriliyor ve insan bu bir pazarlama tekniği. İnsanlar da zannediyor ki o L-karnitin bana işte çok ciddi bir şekilde yağ yaktıracak. Yedim sabah tıkır tıkır. O imaj yaratılıyor ama baktığımız zaman bu bir amino asit. Amino asitler ne? Proteinlerin yapı taşı. Aslında senin yediğin mercimekte olan bir şey bu yani. Ama bunu neden izole olarak böyle veriyorlar? Çünkü bazı durumlarda bunları fazladan dışarıdan almak verimli olabiliyor. Bir nebze. O bağlamda bunların hepsi zaten yemeklerle aldığımız şeyler olduğu için kullanımını düzgün yaptıktan sonra hiçbir sıkıntısı yok. Üstünde yazan miktarı alıyorsanız günlük atıyorum 1 gram alınması gerekiyor onu. Sen günlük 5 gram almıyorsan sana herhangi bir yan etkisi aslında kesinlikle olmaz. Aslında yemek gibi yani. Bir şeyle çok Aynen. Yani bunun neden bu kadar büyütüyorlar bilmiyorum ama bu da bu sektörün dönmesine yardımcı oluyor. İnsanlar bunu ya çok zararlı yapıyor ya çok faydalı yapıyor. Ben diyorum ki bunu aslında böyle ama iki tarafta da spekülasyonlar oluyor. Kötü kullananlar da var yani. Kötü ürünler de var yani. Ya kötü ürünler şöyle abicim. Steroidler var veya işte performans artırıcı işte dopingler. Aynen dopingler var. Sporcuların kullandığı şeyler bunlar. Dopingler tabii ki ekstradan hormon falan alıyorsunuz. Onlar çok sıkıntılı işler yani. Genelde bu supplementler zararlıdır dediklerinin arkasında hep steroid çıkıyor. Ama genelde insanlar bunu bilmediği için nedense hepsi kötü. Yani hepsi kötü deniyor. Supplementin bir de şöyle bir yanı var. Çok gerekli mi? Onları da düşünmek lazım. O kadar da elzem olan şeyler değil. Ben çoğunu kullanmıyorum mesela. Sayayım mı hangilerini kullanıyorum? Hangilerini kullanıyorsun? Say. Vitamin D, magnezyum, çinko, probiyotik ve kreatin kullanıyorum en çok. Zaman zaman ara sıra işte kafein falan. Protein tozu almıyorsun. Protein tozu değil mi? Ayrı mı alıyorsun yani? İçerek almıyorsun. Hapla da aldığım oluyor. Kahveyle falan da aldığım oluyor. Ha bildiğimiz kafein yani magnezyum dediğimiz, çinko dediğimiz bildiğimiz gıda bunlar hani. Benim annem babam da alıyorlar bunları yani. Protein tozu alakası yok. Protein tozunu ben şahsen tüketmiyorum. Kötü bir şey ya da iyi bir şey, faydalı faydasız diye değil. Bu benim şahsen kullanmadığım bir şey. Neden kullanmıyorum? Çünkü ihtiyaç duymuyorum. Benim diyetimde yeterince protein alıyorsam ben. Gerek yok açıkçası. Bayağı faydalı bölüm oldu ha. Yani öyle, öğrendik. Öğrendik.
Haftaya röportajda çalışıp geliyoruz. Böyle olacağım. 30 sınav yapıp şey çekeceğiz. Yani 30 sınav yapıp çekeceğiz. Onu demek. Çok şu an anlatınca size de basit gelmiyor mu bütün bu olaylar? Aslında basit yani. Sana çok basit tabii. Zaten. Çok basit. Yani benim için düzenli, zor olan kısım şu. Düzenli. Düzenli idman, düzenli beslenme, düzenli uyku. Evet, çok basit şeyler. Bunlar zaten hayatımızda yaptığımız şeyler değil mi? Aynen beslenme mi? Ve uyku zaten. Peki yaz vücudu konusunda ne diyorsun? Yaz vücudu. Ya yaz vücudu şöyle, insanlar tabii ki yazın estetik görünmek istiyorlar. Genelde daha da böyle hani işte vücut ortaya çıkıyor falan. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Ama çok verimli oluyor mu? Olmuyor genelde. Çok sevdiğim bir sporcunun güzel bir lafı var. Kaybedenler diyet yapar, kazananlar alışkanlık oluştururlar diye. Biz bunu bir alışkanlık haline getirirsek, azar azar sürekli yaparsak hani çok keyifli olur, verimli olur. Ben açıkçası antrenman da kaçırıyorum, beslenme de kaçırıyorum. Benim hani geceleri oturduğum da oluyor. Ama baktığım zaman ben her zaman fittim, her zaman vücudumdan hani her zaman optimum performans alabildim. Yani neden bu? Düzenli olarak bu işi zaten hayatımın bir parçası yaptığım için. O zaman sorular geliyor. Acayip güzel tiyolar aldık. Hepinizi bayağı eğitici oldu. Hepiniz spora başlayın. Spor çok önemli bir şey. Biraz çok dinledik. Abi gerçekten önemli. Yani tatile çıkarken en sık unuttuğun şey nedir? Abi kulaklığım ya. Ben kulaklığı çok sık kullanıyorum. Nedense unutuyorum bazen, çok kilit oluyorum. Sürekli kullanırım. Beni sürekli kulaklıkta görürler. Şey İlk görüşte aşka inanır mısın? Neden? Zor bir soru oldu. Özellikle başladığımız muhabbetten sonra. Şuna inanırım. Tabii ki ilk görüşte birisinden etkilenebilirsin. Özellikle erkekler tabii hani beğendiyse direkt ya, hani etkileniyor. Fiziksel olarak beğendiyse. Okuduğum kadarıyla kadınlar biraz daha sonra etkileniyorlar ama yani o bağlamda etkilenmeye inanırım. Aşık olmak hakkında hani nasıl tanımlarsak aşkı, etkilenme diyebilirim ben yani. Sen ilk görüşte aşık oldun mu hiç? Ya abi bunları sonra konuşsak falan. Biz burada her şeyi konuşuyoruz. Şeyler olmuştur abi, öyle etkileniyorsun insanlar. Yani hani evet tabii. Olmuş olmuş. Tanışmak istediğin en ünlü kişi kim? Arnold. Onu cevapla. Arnold. Schwarzenegger. Canon. Canon ne lan? Kameralarımız. Kameralarımız. Arnold Schwarzenegger'in Instagram hesabındaki... Bir dakika, bence onu spell etsin. Ay. Soyadını bir de harf harf söylesin. Bence en zor. Sen söyle. Schwarzenegger. Neyse ya, boş uğraşın. Arnold Schwarzenegger'in Instagram hesabındaki info kısmında ne yazdığını biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Former Mr. Olympia, Conan, Terminator and Governor of California. I killed the Predator, I told I will be back. Yılmaz adam. Süper. Şimdi Türkçe çevireyim istersen. Ya Arnold şöyle muazzam bir insan. Hani bodybuilding sporunu sevdiren insan Arnold. Aynen. Hani vücut geliştirme sporunu. Bir de yani Mr. Olympia konusunda bence gelmemiş en iyi Mr. Olympia adam. Tabii tabii. Yani zaten yani vücut geliştirme şeyi yani. Değil mi? Vücut olarak en çok hani insanların Arnold. Hani Arnold. Korkutucu da değil de onun bir vücudu döneminde. Yakışıklı da diyor. Tip falan mı? Tabii tabii yani karizmatik bir adam. Aktör. Aynı zamanda iş adamı kendisi. Aynı zamanda işte governor şey. Zamanında. Vali oldu falan. Emekli oldu şimdi. Hani çok saygı duyulacak bir isim tabii ki. Ben o yüzden çok tabii ki Arnold'u takdir ediyorum. Ama kimle tanışmak isterdin? O değil galiba. Arnold'u açıkçası ben çok da sevmem. Arnold'un döneminde başka Mike Mentzer var benim favorilerimden. Bodybuilder. Ben onu daha çok severim. Onun da kendi günlüklerinde falan Arnold'un aslında biraz üçkağıtçı birisi olduğunu yazıyor. Böyle Arnold şey yapıyormuş hani ona yardım isteyen... Başkasının vücudunu çalıyormuş. Mesela yok. Ne yapabilir ki adamcı vücut yani bu nasıl? Yardım isteyenlere falan yanlış tavsiyeler veriyormuş Arnold sürekli. Aynen hani böyle egoist bir insan olduğunu falan Arnold. Arnold biraz aynen öyle. Öyle bir insanmış ama tabii ki takdir edilecek. Bir gün onu da konuk alırız ya. Arnold'un birbirini yapmak... Cebinize ne var? Cebinize ne var? Cebimde ne var? Hepsi ceketimin cebinde. Çıkar abi, ne var hepsini çıkar. Neler varsa. Abi şu an ceketini verin. Ver ceketim. Eyvahlar olsun, neler çıkıyor. Abi bir saniye bir şey diyeceğim. Her cebi açacağız mı? Her cebi açacağız. Sen çıkart buraya koyarken ben şey yapayım. Bu cebinde neler var? Sonunda. Bugünkü kombinimiz. Cüzdan evet. Var. Cüzdan için açıyor. Biraz çıkart, çıkarsın. Biraz çıkarsın abi işte. Tam evet. Bir adet cüzdan. Bir adet cüzdan. Kulaklık. Kulaklık bu sefer unutmamış. Unutmam. Bu sefer unutmadı orada, bir kulaklık. Orada şey var. Cep telefonu. Şarj oluyor. Telefon var. O kadar. Devam. Yok abi anahtar. Bakacak onlar bu masaya Furkan. Abi burada mendil var. Tamam. Yani daha da karıştırmayalım. Furkan'ın cebinden ekstradan ne olduğunu tahmin edin. Bilene falan da ne tamam, olabilir? Tahmin edin. Aşağıda yorumlarda dönsün onun geyiği de artık. Arnold'u çevirmedik. Arnold demiş ki işte ben Olimpiya oldum. Çok güzel demiş. Conan oldum. Terminator oldum. Kaliforniya'nın valisi oldum. Predator'ı öldürdüm. Bir de size I'll be back. Geri de geleceğim diyor. Gelebilirim. I'll be back herkes biliyordu. Furkan, o zaman teşekkür ediyoruz Furkan. Çok keyifli bir sohbet oldu, çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Her zaman bize bir şeyler öğretti. Her zaman bekleriz, her zaman. Ama bize de bir şeyler öğret, biz de bir şekle girelim. Spor hala yapalım bir gün madem. Abi kadroza giremeyiz diye ben korkuyorum. Bak omuzlar böyle olacak. Böyle duracağız, omuzlar böyle duracağız.
kafa ben o yüzden yapmıyorum. Yoksa şöyle yani, yaparız ya. Ben şunu yaparım. Şöyle tutarım seni. O zaman teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben de teşekkür ederim. Gene yorum okumadığımızı sana hatırlatıyorum. Okuyalım abi. Ayıp oldu artık ya. Hadi okuyalım. Tamam, ben okuyayım. Şu anda ya şu an başındaymış gibi durağım verin yorumlamamız gerekiyor. Durağım verin konuk aldığımız röportajın altındakileri okuyoruz. Duru demişti ki bize, utanç verici anılarınızla birlikte benim kanalıma da bekliyorum. Geleceğiz. Geleceğiz. Duru'nun kanalına misafir olacağız. Bu söz. Duru abla seni yerim. Var. Dün bu videoyu gizleyip şimdi açtınız. Evet, dün bu videoyu gizleyip şimdi açtık. %90 gülme, %9 konuşma demiş. Alihsan Can demiş. Jacky gülüyor. Evet, doğrudur. Tüsüne mi öldü mi yazmışsınız. O çok acayip, herkes yazmış. Biz de çok güldük. Azra Jenner Martinez yazmış. Onu da güzel Türkçesiyle. Çok güzel konuşmuş Türkçe gerçekten. Hayır abi, böyle bir şey olmadı. Ne olmadı? Düzgün giy diye uyarmadılarsa adım Sinan değil demiş. Sinan Habil yazmış. Yok. Hiç şey demedik. Geldiği gibi çıktı. Bir şey demedik biz ona. Bana şöyle bir sorular geliyor bak. Kardeş, sakalıyız, neden yok? Yok abi, çıkmıyor yani. Bu kadar çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Ya adamın saçları güzel. Sakalları bozuk. Benim sakallarım düzgün. Saçlarım bozuk. Böyle bir dengeyi yakalıyoruz. Bir şey sormuştuk. 2017 ilk haftası nasıl geçti diye sormuştuk. Ona da cevaplar var burada. 2017 ilk haftası benim için berbattı demiş. Kemal Like Demir Sesen. Hepimiz için çok kötü. Hepimiz için kötü bir haftaydı gerçekten. Evet, umarım maalesef daha iyi bir sene olur. 2017 hepimiz için. Toster olacağız. Ulaşamadık. Antep'e gideriz ya. O zaman bir kere Antep'e gidelim. Eğer ulaşırsak Tosçu Erol'a, vallahi gider orada çekeriz. Hem de ya bizim Antep'e sırf yemek yemeye gitmişliğimiz var. Ben askerliğimi orada yaptım. Orada ne yemek? Kilo aldım ben askerde. Kayıt dışı beni de çağırın. Gidelim. Tamam, o zaman beraber gidiyoruz. Bu ekip toplu gidiyoruz. Son bir tane Sarp'tan gelmiş. Benim harika röportaj olmuş. Teşekkürler Sarp. Çok eğlenerek izledim. Tebrikler. Duru Önver'in kanalından geldim ve size abone oldum. Bu röportajın devamı gelsin. Biz de Duru'ya gideceğiz. Sana bize bir abone olun. Gelin abi. Bir gün antrenman yapalım beraber. Allah. Hani konuşuyoruz, iyi spor çok güzel falan hiç. Ondan sonra yok. Harika. Seviyoruz. Hadi görüşürüz. Sevgiler. Teşekkürler. Şarkı son dedik abi. Hiçbiri olmasa da ölmüyor. Üzülürsün. Daha önce de olmazsa bilir mesela. Anladın mı? O intimisim yok.